Kongrenin ikinci günündeyiz. Şu an Gaziantep Üniversitesi'ndeyiz. Oturumlar devam ediyor. Ama Gaziantep Üniversitesi'nde dışında başka üniversitelerde devam ediyor. Onlar da Sanko Üniversitesi, Hasan Kalyoncu ve Gipdü'de. Bugün biz öğrencilerimizden hem de hocalarımızdan görüşleri alacağız hani kongre ilgili. Ve let's go! Merhaba, ismim Nihat Nasırzade, Azerbaycanlıyım. Ben Aydana, Kırgızistanlıyım. My name is Falvasha, I'm from Pakistan. My name is Khaled. I'm Palestinian. Bu sene düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenci Kongresi'nde ben ikinci kez katılıyorum. Geçen sene de katılmıştım. I came here last year as a doctoral öğrenci. 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi bize birbirimizi tanımamıza, yenilikçi fikirler sunmamıza katkı sağlamaktadır. Burada hepimiz birlikte birbirimizle ağ oluşturuyoruz, birbirimizin kültürümüzü tanıyoruz ve tabii ki de akademik hayatımıza, bilimsel dünyaya katkıda bulunmaktayız. Hepinize teşekkür ederiz. I'm here today to participate in this conference as a PhD student from Sakarya University of Applied Science at the Department of Biomedical Engineering. Today, I will present my article which discusses the machine learning correlations with radiation physics properties. This is my first time joining any conference in Turkey, and I'm very happy and thankful to YETEBE to giving me this opportunity to come and present my research topic, as well as meet so many students and make friends, and as well as gain so many information and new knowledge. Bu kongrenin bana kattığı en güzel şey farklı illerde yaşayan uluslararası öğrencileri bilim adı altında bir araya toplanmamız. Bu gerçekten çok değerli. Ve burada benim için en çok önemli olan şey kendi alanım dışından da farklı alanlardan bir şeyler öğrenmem. Bu kongre bana farklı şeyler katıyor. Örneğin ben sosyal bilimlerdeyim ama fen bilimlerinde de ilgimi çeken konular olabiliyor. Bunun için tüm YETEB yetkililerine, İstanbul Bilimler Akademisi'ne çok teşekkür ederim. I'm very happy that they give me chance to speak and present my research in English. I'm going to present my research today. And the topic of my research is basically about the experience that I had last year in Ulutomer as a Turkish language student. And my research is basically about the grade and classroom anxiety and how the classroom enjoyment affect the grade and how the language learner performance is basically based on their anxiety, their classroom enjoyment and the grade, basically giving us more exposure to other language as well as we are interacting with more people, and I'm very thankful to YETEB for this. Thank you so much. Bu önemli 8.sini düzenlediği kongre bütün dünya coğrafyasından gençlerin esasında bir araya geldiği odak noktası olarak Türkiye'yi benimsemeleri açısından çok önemli bir adım. Dolayısıyla bugün ben kendi oturumumda açıkçası Afganistan'dan Cezayir'e, Balkanlardan Afrika'ya birçok öğrencimizle tanıştım. Bu zenginliği tatmak, bu zenginliği görmek muhteşemdi. Onların yüzündeki gülücükleri görmek muhteşemdi. İlmi yolculuklarına eşlik etmek muhteşemdi. Ümit ediyorum bu yolculukta daha uzun yıllar beraber oluruz. Merhaba, benim adım Ahlam Ahmet, Cezayir'den geliyorum. Kırıkkale Üniversitesi doktora yapıyorum, iktisat. Benim adım Asma Hüsna Çora, ben Trabzon'dan geliyorum. Karadeniz Teknikal Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okuyorum, yüksek lisan. Benim adım Nurhan Toyçubekov, Kırgızistanlıyım. Antep şehrine de İzmir şehrinden geliyorum. Merhaba, benim adım Mutia Canatıma, Gaziantep Üniversitesi'nden ve Radyo Televizyon ve Sinema okuyorum şimdi. Benim adım Zahid Muhammad Kemal, ben Gaziantep Üniversitesi'de okuyorum. Benim bölümüm felsefe okuyorum. Bence 39 A. Evet. Bence B. Teşekkür ederim. Bence A. B bence.
Benim adım Yasmin Kehail, Filistinliyim. İki senedir buradayım, İzmir'den. 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyorum. Yarın kendim projem hakkında bahsedeceğim. Şöyle bir makine yaptık arkadaşlarıyla. Tabi atıkları sterilizasyon bir makineyle başladık. Şu an onu ilerli bir seviyeye almak istiyoruz. Bu konferansa inşallah ne kadar önemli olduğu sadece Gazze için değil ya da sadece Filistin için değil, Türkiye için, tüm dünyada için ne kadar önemli olduğu bahsedeceğim ve makinenin özellikleri, nasıl çalışıyor, hangi teknikleri kullandığımızı ona da bahsedeceğim. Merhaba, benim adım Hasan Mansur, Mısırlıyım, Ankara'dan geliyorum. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Lehçe Öğretimi Programı'nda doktora öğrencisiyim. Benim... Konumdan bahsedecek olursam, konum edebiyat öğretiminde, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, edebiyat kullanımında 4 tane yaklaşım kullanılıyor. Bu dolayısıyla öyle bir model ortaya koymaya çalışmıştım. O hala uygulanmış bir model değil, sadece teorik olarak oluşturmuştum. İnşallah ilerideki süreçte tümellerde uygulamış olacağım. Benim anlatabileceğim bu kadar. Görüşleri aldık. Öğrencilerimiz çok heyecanlı. Yarın oturumlar devam edecek. 3 Kasım'da sertifika töreniyle beraber bizim programımız sona erecek ve sonraki kongrede görüşmek üzere.